Döviz fiyatlarında bir miktar yükseliş var. Tabii bunun sebepleri var, Özellikle dünya şu anda enflasyonla boğuşuyor. Artan enerji fiyatlarından dolayı tüm dünyada olduğu gibi bizde de enflasyon başlı başına bir sorun olmaya başladı. Başta özellikle ABD tarafına tırmanan enflasyonla birlikte doların daha da çok değerleneceği ile ilgili endişelerden dolayı tüm dünyada dolarlara bir miktar alım geldi. Doların tüm göreceli paralar karşısında değerlendiğini gözlemliyoruz. Para piyasalar uzmanı Muammer Bingöl yeni haftada döviz kurundaki son durumu Kanal 42 mikrofonlarına açıkladı. Şu anda 8.94-8.95 seviyesinde doların TL karşısındaki paritesi, euronun da aşağı yukarı 10.230-10.250 bandında olduğunu gözlemliyoruz. Doların tüm dünya para birimleri karşısında değerlendiğini demiştim. Euro karşısında da değerlendi. Euro bir miktar aşağıdan gittiğini söyleyebilirim. Küresel piyasalarda geçen hafta dalgalı bir seyir izlenmesinin ardından Ağustos ayı ödemeler dengesi, işsizlik verilerinin yayımlanmasının yanı sıra Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapacağı sunum bekleniyor. Muammer Bingöl, Merkez Bankası tarafından yapılacak açıklamanın ardından dolar kurunun yükselmesine veya düşmesine neden olacağını belirtti. Burada Merkez Bankası'nın acaba faizleri tekrar indirime gidecek mi endişesi piyasalar tarafından takip edilmekte. Eğer Merkez Bankası tekrar faizleri indirime gidecek olursa şu anda 8.95'lerde olan dolar TL'nin çok acil bir şekilde 9.20'ye kadar tırmanacağını öngörüyoruz. Bingöl, dövizdeki yükselişin mevcut enerji fiyatlarını etkilemesinin ardından gıda fiyatlarını etkileyeceğine dikkat çekti. Hepimizi yakından etkileyecek. Başta gıda fiyatlarının olmak üzere zaten enerji fiyatları tavan yapmış durumda. Bu gıdada da yavaş yavaş yansımaya başlayacak. Doların artışı her sektörde olduğu gibi ilk önce doların yükselmesi bahane edilerek çeşitli spekülatif hareketlerle gıda fiyatlarına yansıtılıyor. Önümüzdeki süreç içerisinde işte ekmeğe her türlü şeye zam geldiğini gözlemliyoruz çok kısa bir zaman içerisinde. Gıda fiyatlarında fahiş fiyatlar uygulanmaya başladı. Bu da hükümetimiz tarafından çok yakından takip ediliyor. Yeni haftaya altının durağan bir seyirde başladığını belirten kuyumcu İzzet Kiraz, altın fiyatlarındaki son durumu aktardı. Şu an için piyasalar haftaya stabil başladı. Cuma günü kapanış 505 seviyelerindeydi gram altın, has altın. Aynı zamanda 890 seviyelerindeydi dolar. 10.30 seviyelerinde de euroydu. Aynı şekilde açıldı. Şu an için stabil devam ediyor. Bu şekilde de bu haftayı tamamlayacağını düşünüyoruz. Ekstra bir durum olmazsa şayet. Şu an için çeyrek altın 845 lira, yarım altın 1690 lira, Cumhuriyet altını 3380 lira, Atalira 3480 lira, 2,5'lu gram ise 8400 lira, 22 ayar bilezik 490 liradan işlem görüyor, 24 ayar gram altın has altında 505 liradan işlem görüyor an itibariyle. İlerleyen dönemlerde altın piyasalarının yükseleceğini belirten Kiraz, altın fiyatlarının tekrar yükselebileceğini belirtti. Piyasaların yükseleceğini düşünüyoruz enflasyon kaynaklı. Aynı zamanda bir rakam belirtmek doğru olmaz ama kısa zamanda 550'nin üzerine çıkacağını, daha önce gördüğü seviyelerin üstüne çıkacağını düşünüyoruz. Yıl sonuna kadar işte faiz geri dönüşümleri, ülkedeki oluşacak gelişmeler, zaten daha önce Merkez Bankası'nın indirime devam edeceğim söylemi bu döviz ve altın piyasalarını ciddi derecede yükseltecek görünen o. Yani çok olumlu ekstra durumlar olmazsa şayet şu an için yükseliş bekliyoruz.